Sayın valim, kıymetli milletvekilleri, sayın rektör, sayın belediye başkanı, sevgili öğrenci arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım. İnsanın insan olmak özelliğiyle sahip olduğu haklardan biri olan sağlıklı yaşam hakkına hizmet etmeye hazırlanan siz gençlerimizi Burada çalışan meslektaşlarımı sevgiyle selamlıyorum. Üniversite eğitimi hayat düzlüğüne varmadan önce aşılacak son tepe gibidir. Bu sıralarda elde ettiğim, ettiğimiz kazanımlar hayat boyunca davranışlarımızı şekillendiren adeta başarı potansiyelimizi belgeleyen imzalar gibidir üniversiteler sadece eğitim kurumları bir insan mesleğe hazır, bir insanı mesleğe hazırlayan merkezler değil sosyal çevre kazanma toplumu ve dünyayı fikirler üzerinden tanıma bir dünya görüşü geliştirme ortamıdır Üniversiteler gelecek tasarımı dahil insanı her yönüyle kucaklayan bilgi ve kültür merkezleridir. Bu nadide ortamı insanı olgunlaştırırken ona sorumluluklar da yükler. Üniversite kelimesinin kökü bildiğiniz gibi Latince'de evrensel anlamına gelen universus kelimesinden gelir. Kişinin özel çabasını da layığıyla içeren bir üniversite eğitimi insana bu yönüyle bir ufuk, bir vizyon kazandırır. Doğrusu tıp eğitimi bunu destekleyici özellikler taşır. Çünkü bizim meselemiz yaşam ve daima bir muamma ola gelen canlılıktır. Hekimlik hayatımız boyunca karşımızda acısı ve umuduyla insan var. Bu sebeple daha olgun insan tecrübesiyle daha fazla yorulmuş dünya görüşlerine ulaşma imkanına sahibiz. Ve bu sebeple de tıp fakültesi sıralarında edindiğimiz bilgi ve beceriler şahsi büyük hikayemizin ana temasına dönüşür. Özetle diyeceğim şudur ki tıp eğitimi bizi özel bir dünya görüşüne insan mucizesi önündeki deneyimden gelen bir mütevaziliğe, bilgeliğe hazırlar. Değerli arkadaşlar, bu yıl yüksek öğretim kurumları sınavında tıp kontenjanı 18.049, diş hekimliği kontenjanı 9.088, hemşirelik kontenjanı 17.529, ebelik kontenjanı 4.365'ti. Yüksek kontenjana rağmen hekim sayımız ancak 200 bine yaklaşabildi. Bazı ülkelerle kıyasladığımızda oldukça gerilerde olduğumuzu görüyoruz. Uzman açığımızsa oldukça fazla. Bunun için tuz kontenjanlarını arttırdığımız gibi sınavın daha, daha sık yapılmasını da sağladık. Yani önümüzdeki 2023 yılı itibariyle. TUS ve DUS sınavı yılda iki kez yapılıyor olacak. TUS sorularının gittikçe artan oranda çekirdek eğitim müfredatı kapsamından sorulmasını sağlayarak fakülte eğitiminin önemini arttırmak istedik. Ve çekirdek müfredattan soruların oranı %90'lara yaklaştı. Bir yandan da TUS kurslarıyla teşvik edilen ezberciliği önlemeye çalıştık. Değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, biliyorsunuz ki sağlık sistemi zaman içinde bir sorun sarmalı oluşturmaya başlamıştı. Salgın sonrasında artan hizmet talebiyle sorunlar büyüme eğilimi gösterdi. Esasında göreve başladığımız ilk günlerden itibaren tespit etmiş olduğumuz bu gidişata karşı gerekli çözüm politikalarını üretmeye başlamıştık. Salgın koşulları hem bu politikaların geliştirilmesine hem de sorunların büyümesine yol açtı. Daha sonra ise Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu özellikle sahiplenmesiyle sağlık çalışanlarımızın sorunlarının giderilmesi yönünde giderek adımlar atıldığını Meslektaşlarımız yakından şahit oldu. İlk olarak sağlık çalışanlarımızın mesleki yükünün ağırlığına binaen fiili hizmet zammı yapıldı. 6 yıl çalışan her sağlık çalışanı 1 yıl fazla çalışmış sayıldı. Doktorların emekliliği ile ilgili iyileştirilmeler, iyileştirilmeler yapılması sağlandı bir kat sayıya bağlı olarak emeklilikte de ek ödeme verilmesini sağlayan kanuni düzenlemeyi gerçekleştirdik. Biliyorsunuz pandemi şartlarında hekimlerimiz örnek insan modeline dönüşmüş. Ardındansa bu örnek insan bambaşka şartlar içinde algılanmaya başlamıştı. Sağlık çalışanlarımızla birlikte hekimler olağanüstü bir gayret gösterdiler. Doğrusu sorunlarımızı çözümlere katkısı olmayacak insanlara gereğinden fazla yansıttık. Kadim kültürümüzden miras olarak aldığımız hekimliğe sırt çevirme eğilimi bence eleştiri konusudur. Hak arama amacıyla üretilen bazı söylemlerin ve suistimale açık derecede yanlışlığı hekimliğin itibarını koruyucu özellikten yoksun olması sosyal medyanın da etkisiyle vatandaşlarımız gözünde hekimleri ve sağlık çalışanlarını bir tür eğitimli işçi statüsüne koydu. Bu imajın tehlikesi izaha ihtiyaç duymayacak kadar açıktır. Biliyorsunuz ki dile getirilen sorunların tamamı bugün çözülmüş, geriye dönüşü olmayacak şekilde aşılmış durumda. Ve özellikle hayata geçen son dönem beyaz reform bu noktada sorunlarımızı aşmada fiili şiddeti katalog suçlarını aldı. Şiddet suçlarının cezaları ağırlaştırıldı. İyi hal indirimi kaldırıldı. Ve sağlık çalışanlarına Dava tehdidinin önüne engel kondu. Özel sektörde çalışanlar dahil tıbbi hatalı uygulama yani malpraktis suçlamalarına karşı soruşturmalar mesleki sorumluluk kurulunun iznine tabi kılındı. Tıbbi hatalı uygulama nedeniyle tazminat ödeyen kamu kurumu kasıtlı olarak Özellikle mesleğin kötüye kullanıldığı yargı kararıyla kesinleşmedikçe ilgili sağlık çalışanına rücu etmeyecek. Hem hasta hem doktor kamu güvencesi altına alındı. 3600 ek gösterge düzenlemesi bütün çalışanları kapsayacak şekilde genişletildi. Hekimlerin emekli maaşında 2008 sonrası işe girenleri de kapsayacak şekilde kalıcı artışlar gerçekleştirildi. Böylece emekliliğe sayılacak kesintilerden beklenenden daha fazla bir iyileştirme elde etmiş olduk. Üniversiteler dahil tüm sağlık çalışanlarının sabit ek ödemesi merkezi yönetim bütçesine aktarılarak maaşa eklendi. Performansa göre ek ödeme yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak demişlerdi. Yeni düzenleme ile tüm sağlık personeli ek ödeme alır hale geldi. Döner sermaye ek ödemesinde yeni bir yapı kurgulandı. Sağlık çalışanlarını ödüllendirmeye ve teşvik etmeye dayalı bir ek ödeme modeline geçildi. Çalışanın ödüllendirildiği adil bir yapı kuruldu. Sabit ödemenin tabandan mahsup edilmesi kaldırıldı. Bütün çalışanlarımıza hastane döner sermaye bütçesinden bağımsız her yıl Enflasyon oranında kendiliğinden güncellenecek ve disiplin sorunu olmayan tüm personele düzenli olarak ödenecek bir ödül olarak taban ek ödeme getirildi. Hastanelerimizde çalışan personel ayrıca sunulan hizmet ve döner sermaye gelirleri dikkate alınarak hesaplanan teşvik ödemesinden yararlanacak. Sunulan en küçük hizmet bile göz önünde bulundurulacak. Amaç yapılan her işi ödüllendirmek olacak. Bunu birinci basamakta çalışanlara da getiriyoruz. Eğitim hastanelerimizde teşvik ek ödemesinde asistan doktorlarımız için pozitif ayrımcılık yapıldı. Ayda 8 nöbet sınırlaması getirildi. Nöbet ertesi istirahat zorunlu oldu. Mesai sonrası çalışma günlük iş yükü dikkate alınarak teşvik edildi. Mesai sonrası görev yapan asistan hekimler ve hekim dışı personel de ek ödemeden yaralanabiliyor. Aile hekimleriyle aile sağlığı merkezi çalışanlarına da taban ödemesine paralel ve iş yüküyle dengeli bir ödüllendirme yapıldı. İntern doktorlara ve diş hekimliği son sınıf öğrencilerine asgari ücret düzeyinde maaş sağlandı ve bu aydan itibaren geçerli olmuş olacak. Değerli meslektaşlarım, pandemi sağlık sistemlerinin açıklarını özellikle de hekim eksikliğini tüm dünyada ortaya koydu. Pek çok ülke kendini hekimler için adeta bir cennet gibi sunmaya çalıştı. Hekim göçü denilen bir olgu gündeme geldi. Rüzgarı Türkiye'de de esen beyaz göç bundan sonra muhtemelen geri dönüşlerle anılacak. Beyaz reform sayesinde bu psikoloji artık terk edilmiş durumdadır. Açıktan atama için talep açtığımızda 7000'den fazla hekim kamuya dönme talebinde bulundu. Şu anda yaklaşık 6000'e yakın hekimin bu suretle atamasını yapıyoruz. Türk sağlık sisteminde kamuda hekimlik yapmak emin olun artık bir ayrıcalık olacak. Bu yıl İkinci dönem TUS sınavı beyaz reform sonrasındaki ilk sınavdı. Kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9.425 kontenjana uzman adayı 9.326 hekim yerleşti. Yerleşme oranı %99. Uzmanlık eğitimi itibarını her branşta yeniden kazandı eğitim ve araştırma hastanelerinde açılan 4138 asistan kadrosunun tamamı tüm branşlarda doldu. Değerli tıp yerler ve sağlık çalışanları gelecekten ne kadar ümit var olabileceğinizi bu söylediklerimden anlamış olmalısınız. Değerli hekimler, değerli sağlık çalışanları bazı şeyler zaman almış olsa da hak ettiğiniz şeylere hakkaniyet ile sahip olacağınızı attığımız adımlardan görmüş olmalısınız. Hepinize sevgilerimi sunuyor, başarılar diliyorum.